ekmeği yememeye karar verdik. Zaten Kayseriler kilolu biliyorsunuz, yemesinler. 2 lira normal bir şey yani. 2 liraya şu anda ne alabiliyorsun ki şu orada? Bütün şikayetlerimi söylüyorum, ekmek de her şey çok zamlı. Dünyada bir kriz var ve bu krizden dolayı kent ekmekte nasibini aldı. Kent ekmeğin fiyatları arttırıldı. Onun hakkında evet. Düşünüyorsunuz. Valla ben her şeye tepkiliyim de bir şey diyemiyorum. Korkudan hiçbir şey ağzımızı açamıyoruz. Her şeye zam geldi. Ekmeği bırak. Peki. Bir fakirin ekmeği vardı, o da ellerinden alındı işte diyeyim. Başka bir şey diyemiyorum. Uygun mu peki ablasının 2 lira şu an? Uygun değil tabii. Mesela benim hadi 2 kişiyim de eşimle beraber ekmeği az yiyoruz ama bir 5-6 çocukla ailelere çok yazık yani. Ben her şeyi evde yapan bir insanım. Ekmeği de tam buğday unuyla olsun, kepekli olsun ama yani onu da alamıyoruz artık. Unu da alamıyoruz. Una da çok zam geldi. Ekmeği yememeye karar verdik. Zaten Kayseriler kilolu biliyorsunuz, yemesinler. Başka bir şey yapamıyoruz çünkü. Ama işte milletin de maaşı az olunca evet, hamur işine yöneliyor. Alacak durumu yok. Neyi alacak da neyi yiyecek? Et pahalı. Ülkede üretim olmadığını düşünüyorum. Taş toprağı altın dediğimiz ülkemizde Konya Ovası, Kayseri, bütün İç Anadolu'da tarımın iyi olmasını bekliyorduk ama olmadı. Son zamanlarda aldığımız bir haber var Hindistan'dan buğday ithal ettiğimize dair. Yani üzülüyoruz halkımıza. Her şey inşallah güzel olacak. Her şey pahalı, ekmek de pahalı olacak mutlaka. Peki bunun önüne geçmek için ne yapılabilir sizce? Vallahi iktidarda bulunanlar ne yapacaklarsa yapacaklar. Yoksa halleri durumları kötü. Ekmekte biraz da halk demesi lazım, kaliteli çıkart demesi lazım. Zamı gelince yapıyor da niye kaliteli çıkart demiyor? Buna da iktidarın engel olması gerek. Yaptırmayacak. Vay anasını. Ne diye ki ya? Her şey ortada. Vallahi ne diyeceksin ki gözünü sevdiğim yani. Her şeyde bir hayır arayacağız ama ne diyeyim ya? Her şey sırasıyla. Ekmek, benzin, yağ, çay, şeker, efendime söyleyeyim. Nasıl diyeyim biliyor musun? Bir şeylerin tadı kaçtı yani. Hakikaten bir şeylerin tadı çok kaçtı. Gerçekten diyorum. Bütün şikayetlerimi söylüyorum. Ekmek de her şey çok zamlı. Çok pahalı. Yani bilmiyorum. Üretim gerekiyor. Üretim gerekiyor. Çiftçiye yardım gerekiyor. Hepsi isteniyor yani. Memleketin hali ortada. Bura göre değil. Dünyanın hali ortada. Bu bize Ukrayna'sı. Rusya savaşı çok kötülük edecek, daha da devam edecek bu. Çünkü hep oralardan alıyorduk, alamadık. Bak buğdayımız Ukrayna'dan, ne bileyim yaz televizyonda söylüyorlar. Onlar da olmayınca, tabii buradakilerde köylülerimiz hep tallaları herk, dikmiyorlar, ekmiyorlar. Maşallah bir Almanya çıktı, herifler maddi imkansızlığını, manevi imkansızlığını düzeltti. Şimdi talla boş. Ekse o da şöyle haklı taraf 3 lira harcıyorum 2 lira geri alıyorum diyor. Allah şu hükümeti başımızdan almasın. Eğer bu gitsin daha kötü olacak biz. Hem savaş bakımından. Adamcağız o da idare ediyor ama bizim milletimiz nankör. Hiçbir zaman iyiliği sevmez, kötülüğü severek. Çok güzel ekmeği var abi kent ekmeği. Devamlı oradan alırız. Yumuşacık. 1,5 lira abi. Bakkaldan alsan 2,5. Şu an 2 liraya çıktı abi. Ekmek. İyi. İyi abi yine iyi abi. Garibana ne olacak abi? İyidir. Gerçekten iyidir. Çünkü ucuz. Ucuz olduğu için de iyidir. Niye? Vatandaşımız hep alıp yiyor. Şöyle diyelim, gramına göre yani normal uygun bir şey. 4 lira olması normal uygun bir şey. 2 lira normal bir şey yani. 2 liraya şu anda ne alabiliyorsun ki şu orada? Alabiliyor musun bir şey? Millet de istiyor ki devletten bedava, 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 bedava. Devlet de kendilerinden isteyince bizim millet böyle hop oturup hop kalkıyor. Neden acaba?